Otobüs geldi, bindik. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ters yöne binmişiz. Ama bana kızıyor. Bana yürü, beni yürütme dedim iyi ki. İki tane köprü geçtik yalandan. İnşallah bizi kesmezler ya. Allah'ım. Ali Bey köyü geldik herhalde ya. Ulan mı güzel dedi? Evet güzel. Bana göre hiç değil. Ay. Kayıda giriyoruz. Kayıda girmişim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, başlangıcı erken yapıyoruz. Aynen. Şimdi hostelden çıktık. Evet. İlk önce acıktık. KFC'ye gideceğiz. Sabah 7-Eleven'dan bal aldım. Biraz da ekmek buldum. Ekmek de satılıyormuş. Ucuza geldi saat yani. Saat kaç bu arada? 2,5-3 falan. Evet, bugün komple yatış arkadaşlar. Aynen. Ben biraz kötüydüm. Sabah kahvaltı yaptık. Saat 2.45'miş. Kahvaltı yaptık. Onunla duruyoruz sadece. Ben 2 dilim ekmek yedim. Azıcık da bal sürdük, o kadar. Evet. Görkem de aynı şekil. Şimdi acıktık. 10 dakika yukarıda KFC var. KFC'de yiyeceğiz yemek. Oradan sonra 3-4 tane mekanımız var. Gece pazarına ve gece böyle değişik yerlere gideceğiz. Onu da videoda görürsünüz. O zaman hadi gidelim. Otelimizin kapısını gittim. Arkadaşlar durup durup terliyorum. Hastayım. Otelden KFC'ye doğru yürüyoruz. Çok fazla inşaat var. Ama güvenlik önlemi vesaire alıyorlar yani. Yollara yol yapıyorlar, ışıklanma falan hepsi var. O yüzden iyi yani. Hoşumuza gitti bizim. Yürüyoruz. Hava çok sıcak. Yani bayağı sıcak, durulmuyor. Seni arıyorum ben de. Buradayım. Şimdi gidiyoruz. Bugün buradayız. Böyle her köşede yemek satıcıları var. Her köşede var. Böyle geçiyoruz. Karşıda da var. Çocuklar okul üniformaları böyle. Öndeki arkadaşlar gibi genelde. Birkaç forma var. Şöyle böyle. Kızlar etekli, erkekler pantolonlu, şortlu. Öyle devam ediyoruz. Alt taraftaki yerde trafiği bekliyoruz. Yol verirlerse geçeceğiz. Işık yok ki. Kenara var mı? Gel ya, gel gel. Menüleri göstereyim ben. Bir de McDonald's'a bakalım. Fiyatlar aynıysa McDonald's'ta yiyeceğiz. Şöyle içeri girelim. Cash. Şimdi buradan yemek alacağız. Taco. Yes. Yes. Anything buradan else? Seçiyoruz. No. 198. Thank you. Buradan şimdi sipariş verdik. Alıyoruz. Thank you. McDonald's'tan aldık. KFC'den 10 baht daha ucuzdu. 2 tane McChicken menü 198 baht etti. O da 150 TL yapıyor şu anki kurla. Yemeği bekliyoruz. Serin. Klimanın dibine oturduk vallahi. Dışarısı çok sıcak. Yaklaşık 10 dakika falan yürüdük. Yürümedik değil mi? 10-15 dakika yürüdük. 1 kilometreydi bizim hostele. Çok sıcak arkadaşlar. Bak anlatamıyoruz ama bayağı sıcak yani. Normal sıcak değil yani bu. Yemeklerimiz geldi. 2 tane patates, 2 kola, 2 tane McChicken. Burası 150 TL arkadaşlar. 198 baht. O zaman biz yiyelim, afiyet olsun. Arkadaşlar evet. Yemek çok güzeldi. Değil mi Görkem? Evet bayağı 10 üzeri 10. 10 üzeri 10 her gün buradayız artık. Türkiye'deki benzemiyor. Bir de mesela patatesleri falan da fazla koymuşlar. Yani reklam eti çekimi gibi dizmişler böyle patatesleri. Aynen. Eti de güzeldi. Sıcak da hepsi güzeldi. Ben yani çok beğendim. 10 üzeri 10 mutlaka öneriyorum. Evet, şimdi çok ucuz. 75 liraydı işte kişi başı. Şu anki kurla. Şu an bir tane menü 150 liraya zor yani. Türkiye'de olmaz. Evet. Şimdi bu dondurmayı aldım. Sizce bu dondurmayı kaç paraya almışımdır? Türkiye'dekinin aynısı. Evet arkadaşlar kaç para biliyor musunuz? 12 bah. O da 8-8,5 lira falan yapıyor. Şimdi tadalım. Türkiye'de de 10 lira falan şu an. Ama şey, aplikasyonla 10 lira. Ya, o herkes olmaz. Aynen. Güzel, aynı. 20 lira normalde. Bu metten sonra öneriyor musun? Buraya gelinebilir. Aynen. Her gün buradayız artık. Yani gerçekten her gün buradayız. Şimdi yemek yediğimiz yerden çıktık. Arada bir market çektik, onu da diğer başka bir video olarak koyacağız. Bakın çıkışı ya, kalabalık. Aynen. Yağmur başladı.
Çıtakçak pazarına gideceğiz işte ya. Gece pazarı falan var ya. Ben adını söyleyemiyorum. Ondan sonra oraya gideceğiz şimdi. Otobüste. Biraz da orayı gezelim. Orada çok hikmet ettiler. Meşhurmuş. Güzel gözüküyor dediler. Size biraz manzara göstereyim yükseğe çıkmışken. Şöyle durağımız da şu aşağıda. Oradan bineceğiz. Arkadaşlar, otobüs geldi, bindik. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ters yöne binmişiz. Valla köprü falan geçtik. Şimdi üst geçitten karşıya geçip bir daha bineceğiz ama tam okul çıkışı, otobüs fulldü. Trafiği de görüyorsunuz. Bu şekilde. Görkem de bana kızıyor. Evet, bana yürü, beni yürütme dedim iyi ki. İki tane köprü geçtik yalandan. Gidiyoruz işte, ne yapalım? Boş otobüse bindik o. Onun sayesinde. Ne yapayım abi? Sanki ben burada mı doğdum? Program neyse ona göre gidiyoruz yani. Hayır, navigasyon okumak olsun da çok istedim. Saçmalama, burayı doğru gösteriyordu. Neyse gidiyoruz. İlk otobüsten indik şimdi. Aynen, Görkem uyuşsuz sinirlendi. İkinci otobüsü bekliyoruz şimdi. Aktarma yapacağız bakalım. İnşallah fail olmaz. Google'da kapanmak üzere yazıyor ama ben orayı gece market olarak biliyorum. Gece marketi eğer kapanırsa Görkem bugün beni mahvedecek. Bir de iç çıkışına denk geldik. Size trafik göstereyim. Bayağı trafik var ya. Buraya bakın. Acayip trafik var. Şöyle görüyorsunuz. Bekliyoruz. Sonunda otobüs geliyor. Gözüktü. 20 dakika bekledik herhalde. Evet arkadaşlar, bu otobüs işini tutturamadık. Yok, bazen bize denk gelmiyor ya. Yok, hep bize otobüsler geliyor. Gelmeyen otobüsler denk geliyor. Aynen. Neyse geldi 509. Biniyoruz şimdi. Gideceğiz işte pazara bakalım. İnşallah sıkıntı olmaz. Bu gece pazarı sadece hafta sonu çıkmış. Biz de hafta sonuna burada değiliz. Geldik, yanımızda bir iki tane bayan vardı. Onlar dedi ki işte anlat kapalı falan dedi. Bayağı yardımcı oldu. Bir yer söyledi, Jot Fairs diye. Orayı dedi, sonra biz götürelim gibisinden bir şey dedi. Şimdi onlarla gidiyoruz vallahi, bakalım. Önümüzdeler de çekmiyorum şimdi. Merdiven çıkıyoruz. Görkem. Ne oldu? Şey demiyorum. Öyle gidiyoruz işte. Öyle. İnşallah bizi kesmezler. Bir şey yok. Nereye gittiğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Biz bir yere götürüyorlar. Biz pazara gelecektik. Yok dediler. Bu ikisi de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Heyecanlılar. Bilet falan alıyorlar. Kız parayı böldü. Bir şey yapacak şimdi. Bayağı yardım etmeye çalışıyor değil mi? Hmm. Ama nereye gittiğimiz yani hakkında bir fikrimiz çıktık, yok. Pazar kapalı. Hafta sonu bugün çarşamba. Biz 24'üne gideceğiz. Büyük ihtimal cumartesiye denk geliyor 24 herhalde. Yetişemeyebiliriz, bilmiyorum yani. O yüzden şimdi böyle gidiyoruz. Belki sonra yine denk gelse geliriz, bilmiyorum yani. Çok farklı yerlere gitti ona. Şimdi geldik metroya da. Tren ağzına kadar dolu, binemedik. Böyle bekliyoruz. Dikkat et. 2 durak daha geldik, gidiyoruz. AVM'ye getirdiler bizi. Neyse boşver, daha iyi oldu. Latprao mu demiş? Central Latprao. O dönüyoruz. Koyu renklerin ismi Van'mış. Diğerini öğrenemedik. Otobüse, metroya binmek zorunda kaldık. Sormadık diye söylemedik. Aynen. Soramadık çünkü bindik oğlum. Şimdi iniyoruz. Arkadaşlar şimdi gördük de bayağı yağmurdan
Bayağı yollar sel olmuş ve çok da yağmadı yani. Herhalde karşıya geçeceğiz de nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Vardır bir çaresi. Yoksa yüzeceğiz galiba. 4 numara denk yerden. Aşkım bir şey yok ya. Soldan alttan falan da gidiyor galiba. Bugünkü 5. üst geçidim. Yürümeyecektim bugün. Tatlı olduğum için. Ne yapalım aşkım? Bizi bir şey değil. Gidiyoruz işte. Yalnız maalesef, çok... O değil de... Merdiven varmış. He, mutlusun o zaman. Evet. Gidiyoruz bir yere de bilmiyorum ya. AVM'ye getirdiler bizi. Aynen. İnşallah AVM'ye gidiyoruz. Yo, bunlar düz gidiyorlar. Ha, iyi de buradan giriş... Dönüş yok galiba ya, bilmiyorum. Aa, akarsan mı? Yüzeceğiz vallahi. Ha, La Prao şurası ya. Valla taşlardan maçlardan geçiyoruz ya. Allah'ım Ali Bey köyü geldik herhalde ya. Ama bu ne ya? Sırayla taşlardan geçiyoruz. Dikkat et lan, düşme. Hadi hadi, oley. Ha, güzelmiş ya. YouTube channel, hi. Hi. Teşekkür ederiz, tut şunu. Thank you. Thank you. Arkadaşlar. Az önce değişik bir şey oldu. Vallahi Çatalca pazarına geldik. Hafta sonu çıkmış sadece. Olmadı. Orada yanına birinin yanına oturmuştum otobüste. O da dedi nereye gidiyorsun falan. Zaten bayağı bir yarım saat falan gittikten sonra sorduk. Aynen. Kız sonra sordu. Birinin yanına Görkem oturdu. Birinin yanına ben oturmuştum. Dediler ki biz sizi bir yere götürelim dedi. Tamam dedik. Bilmeden geldik. Yani burayı falan biz internette görmemiştik. Evet. Çok güzel bir yere geldik. Eskiden burası Luna Park'mış. Şöyle arkada da böyle bir yer var. Luna Park'mış. Aynen. Odun pazarındaki yer gibi. Bizi şu an buraya getirdiler. Eskiden pazarmış. Şimdi burası böyle bir... Pardon. Eskiden bir Luna Park'mış. Burası şu an pazara dönmüş. Çok güzel bir yere getirdiler. Şu an burayı gezeceğiz. Video başlığı değişti. O zaman hadi geziye başlayalım. Güzel oldu ya. Evet. Nasıl ışıklı çekiyorum şu an. Bayağı güzel oldu bence, değil mi Görkem? Arabaları göstereyim. Şato gibi yerin tepesine çıktım. Şöyle bir manzarası var. Şimdi gezelim mekanları. Bakalım neler varmış. Kıyafetler de var Görkem. $15 bir çorap arkadaşlar. Burada desenler 80 bah. Şöyle bunlar 20 standart. Sağda da değişik mekanlar var. Böyle kıyafet, tişörtler 250 bah. Bunlar falan için ne deneyim bunlara ya? Burada çiçekçi var. Burada pizza kafe. Farklı şeyler var, güzelmiş ya. Bak Zara falan diyor, bak Görkem. İndirimde olabilir bak. Baksana önde kıyafetler farklı, bak bence. Bir bakalım, devam edelim. Burada da böyle tablo gibi şeyler var, bunlar da güzelmiş. Arkada Görkem baksana, göl gibi bir şey var arkada.
Arkada şöyle bir gölet gibi bir şey var. Burada kayıklara falan mı gelir? Ha güzelmiş ya. Kiralıyorlar galiba. Bayağı da gidiyor arkaya. Şöyle gidiyor. Fotoğraf çekim alanları falan yapmış daha. Görkem de Instagram için çekiyor. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Biraz fazla ışık var sadece burada. Bir de Vosos'u da çiçekçi yapmışlar. Şimdi bu araya giriyoruz. Burada kıyafetler falan var, çantalar var. Fiyatları da görüyorsunuz. Uygun gibi sanki ya. Buna uygun ha. Gözlükler ne kadar? 250. Şunlar 250. 250. Gömlekler 250 miymiş? Aa gömlekler güzelmiş ha. Çok değişik şeyler de var ya. Vintage gibi var güzel. Şu formalar var burada. Ha, bunların beyzbol falan formaları var. Güzelmiş. Burada da var. 550'ye falan satılıyor şu arkadakiler. Basket formaları. Şimdi bir yan sokağa geçiyoruz. Çantalar var şöyle 150. Çanta 200 mesela. Güzel. Fena değil yani kaliteleri. Şurada yanında böyle gömlekler var 100. Çorap var. 3 tanesi 250'ymiş. Bazılar ikinci el ama arkadaşlar. Evet ikinci el ürün de var ya. Tipinden belli zaten. Ama güzel ürünler de var bence. Burası Japon herhalde biraz. Değişik. Bitmiyor. Daha 3. sokaktayız. 10-15 sokak var herhalde. Ya da hepsini göstermeyiz. Aynı olursa göstermem hepsini ya. Öyle geziyoruz. Güzel ama. Şöyle menüyü de göstereyim size. Hi. Bunlar şey var ya bizlik değil galiba. Yok. Patates 150 pahalı burası. Thank you. Bu neymiş? Böyle bir şey var ama ne bilmiyorum. Gel şu araya girelim. Dondurma 39 diyor. Şöyle 45 bak posta. Şurada da meyveler var. Şöyle yemekler var. Baksana güzel oldu ha. İçelim mi bir tane ya? Gazı kaçmış olabilir. Kola donunca gazı kaçıyor çünkü. Kola, bilmiyorum içmek istiyorsan mı? Kola demiş. Kaç para ya? Bilmiyorum. Şöyle makine de. Ahtapotlu. Hi. Hello, Adani. Ahtapotlu. Cupcake. Pankekin üstüne ahtapot koyuyor gibi. Cupcake. Şöyle. İşte 100-150 baht, 180 baht. Hi. Yengeç falan var, bir şeyler var ya. Hemen bunlara baksana. Kızgın surat. Hay. Burada bir şeyler yapıyorlar. Bayağı bir şey var ya. Şu mis patates 40 lira. 30 lira.
Şöyle mekanlar devam ediyor. Tatlı mı bundan? Nutella. Ha? Bomba lan bu. Tuzlu yumurtayla Nutella. Yok. Evet. Aynen. Thank you. Karides, yengeç falan bir şeyler var ya. Bir yerden daha gir, sonra çıkalım gidelim. Duryanın 100 gram 69, 59 bahtı ha orada. Önerim de belki de bol değil. Aynen, burada da ne var? Mango var. Yani duryan değil de mangoya bakmak isterim. Burada da bir şeyler var. Kokonat alacağız bir tane. Mango kanat please. Van. Ne dedi? Cold, cold. Yes. Cold. Soğuk istersin diye sordu da. Bir tane alalım bakayım. 50 bahtmış o da. 37,5 lira yapıyor işte. Ne zaman deneyeceğiz daha hayatında? Bakalım. Başladı. Beğenirsek her gün içeriz artık. Tat bakayım. Hep ben ilk tadıyorum. Neden acaba? Bence güzeldir bu ya. Açamadım ki. Evet, kokonat aldı, şimdi deniyor. Güzel mi? Beğendin mi? 10 üzeri? Güzel, 8. Oo, güzel, beğendim. O zaman afiyet olsun. Bu bayağı ağır ya. Bayağı ağır. 2 kilo var mı? 2 kilo var. Ben de seni çekeyim. Çekiyor değil mi şu an? Buna mı güzel dedin? Evet, güzel. Bana göre hiç değil. Ay, al sen iç. Ben içmeyeceğim. Görkem çok beğendi. Arkadaşlar, bu kişi... Bana diyor. Ne beğenmiştin sen? Pattayı mı beğenmiştin? Pattayı food beğendim ben. İğrenç Noodle gibi bir şey ya, çok güzeldi. Manyak beğenmedi. Ve ben, beni bilenler, arkadaşlarım bilir. Ne çevrem. Ne oldu? Beni arkadaşlarım falan bilir, yakın çevrem. Ben çok yemek seçerim. Acayip yani. Hani çoğu şey yemem. Dün yedik pattayı food vejetaryen. Çok beğendim ben. Görkem beğenmedi. Şimdi de kokonat aldık, çok güzel diyor. Ben içtim, çok kötü tadı bence. Güzel. Ya benlik değil, bilmiyorum. Ben ilk defa kokonat içtim herhalde, hatırlamıyorum. Hatta şeyden farklı, normal marketteki o Hindistan cevizinin suyundan içtiyseniz ondan farklı. Onlar ağır oluyor. Suları. Bizim oradakilerden farklı. Burada vatanı çünkü. Bu ben beğenmedim hafif. Ama. Bu tadı daha hafif böyle şey. Görkem, yumuşak. Görkem beğendi. Artık sen içersin. Şimdi burayı da bitirdik. Birazdan kapanış yaparız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ne? Onun içindekini nasıl yiyeceğiz? Onun içindekini yiyemeyeceğiz artık. Onu kıramayız aşkım. Başka bir gece pazarına gelecektik. Orası hafta sonuymuş falan filan. Zaten biliyorsunuz muhabbeti. Buraya denk geldik işte, iki tane. Van ve Diz miydi? Hı? İsimleri. Van ve Diz. Evet, Diz Van. Aynen, Diz ve Van isimleri. Yardımcı oldular. Videoda da çektim biraz fotoğraf çekilirken. Bunlar, onların sayesinde geldik buraya. İyi oldu. Bugünümüz de böyle geçmiş oldu en azından. Böyle. O zaman videoyu kapatalım mı ya? Videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Aynen, unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Abone sayımız artana kadar her gün böyle isteyeceğiz videolarda. O yüzden bize destek olun. Bu videomuz da böyle olsun. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.